ülkede şeylerimiz var. Instagram sitesinde bu bahis olayları ile ilgili sürekli sayfama bilinmeyen yerlerden teklifler geliyordu. Ben de bir tanesine gırgır olsun diye girdim. Ondan sonra bir yazıştım. İşte bir 400 lira gönderin, 82.400 lira kazanacaksınız gibi yapıldılar. Bir gün sonra saat akşam 20.00'da işte her neyse yapılmış. Sonra bana dönüldü. Bu parayı kazandınız. İşte hesap IBAN numarası gönderirseniz biz size bu parayı göndereceğiz dediler. Ben de IBAN'ı gönderdim. Ondan sonra işte yurt dışındanız. Bunun için vergiler için belli bir miktar para istendi. Ondan sonra ama baştan öyle bir şey söylenmediğini söyledim ama almaları gerektiğini. Neyse o parayı gönderdim. Sonra bu istedikleri paranın haddi hesabı olmadı. Ve sürekli benden bir şeylerde para istediler. Ne toplamda sürekli böyle bahaneler? Yani komisyonumuz var. Vergiyi vereceğiz. İşte anlaştığımız aracı firmaya vereceğimiz var. Elemanlara vereceğimiz var. Sürekli diye diye 80 bin lira para istediler. Ama o istedikleri verginin dışındaki ve komisyonları dışındaki %10'u komisyonları dışındaki parayı geri kalanının üstünü bana gene verecekleri parayla vereceklerini söylediler. Totalde bir 80 bin lira civarında paramı kaptırdım. Bunun dışında ortak oynanıyormuş bu oyun. O da ayrı bir planları, oyunları. İşte parayı size göndereceğiz ama sizinle beraber aynı kuponda yer alan insan bize dönüş yapmadı. Bu paranın çıkışını sağlayabilmemiz için size onun da olan parasını ödemeniz gerekiyor. Biz zaten size yeterince para ödeyeceğiz diye döndüler. Ondan sonra ben bu sefer isyan ettim tabii. Belli bir miktarını gönderdim. Sonra baktım dönüşleri olmuyor. Onlar WhatsApp'tan özellikle arayıp konuşuyorlar. Hani sesli normal arayıp telefonları çıkmasınlar diye. Hatta şunu yaptım ben. Yurt dışı IBAN'ı verdiler bana. Dedim ben onlardan anlamıyorum. Cahilim. Siz bana Türkiye'den bir numara verin. Hani herhangi bir şey olduğunda rahat işlem yapabileyim diye. Türkiye'den IBAN verdiler. Yazışmalarını da var. Oldu. Siz dolandırıcısınız diye. Geri göndereceğiz dedikleri için. Bir de şu var. Başkanımla da konuştuk zaten biz. Bir hipnoz olayı var orada. Yani böyle ben hala kendime gelmiş değilim. Hatta sabah evimle buranın arası 250-300 metre gibi iki defa arabanın altında kalıyordum neredeyse. Tabii ki. Ve yeni yeni ben kendime geliyorum. Akşam buraya gelişim, gidişim vesairem bildiğiniz bir robot gibiydim. Halk Bankası'nı aradım. Önce Halk Bankası'nı aradım. Bütün gönderdiğim paralara iade istedim. Onu hallettim. Sonra karakola geldim. Karakolda tutanak tutuldu. Ondan sonra gerekli işlemler yapıldı. Evrakları bugün tam olarak getirdim. Önce avukatımı aradım. Baro Başkanı eski İzmir Aydın Özcan. Sağ olsun o çok yardımcı oldu. Ondan sonra işte karakolda da getirdim bütün evrakların fotokopilerini verdim. Ama bankadan şöyle bir yazı geldi bana. Bu bizim irademiz dışındadır. Karşı taraftaki bankanın inisiyatifine bağlı. Ben eğitimsiz bir insan değilim. Gözü açık bir insanım da. Kimse benim başıma gelmez demesin. Evet, insanların kilitlendiği bir an oluyor. Ve lütfen, lütfen internet doğru kullanılsın. Ve bu tarz şeylere kesinlikle girmesinler, itibar etmesinler. Yani gerçekten altından o kadar şeyler çıkıyor. Bakın benim canım yandı. Sonuçta para bir şekilde tabii ki yerine gelir. Dolar. O sorun değil. Gözü açık bir insanımdır, zeki bir insanımdır. Ki çevremin de söylediği. Ama evet gitti. Böyle bir topa girdim.